Sen Sargis mi? Gördün mü Emre? İyi ki de onu atmamışız. Şu işe bak. Yıllar sonra yine karşıma çıktın Sargis. Oyuncak dünyasında kaldığı kısa süre içinde çok iyi arkadaş olmuştuk. Biraz garipti ama yine de iyiydi. Üstelik tam bir prens ruhuna sahipti. Kibar, centilmen. Bir o kadar da yakışıklıydı. Aa, baba bakın, gördünüz mü? Neyi? Sanki bizi duyuyor. Olabilir. Çocuklar, ben oyuncaklar dünyasına gidiyorum. Geri döneceksin değil mi? Neden böyle söyledin? Döneceğim tabii. Bilmem. Nana, babam seni çok üzdü değil mi? Biraz. Ama biz seni hiç üzmüyoruz değil mi? Hayır bir tanem. Hadi çocuklar. Kulüne Prens Sargis'i göstermek istiyorum. Biraz sohbet edip geleceğim, tamam mı? Ne oldu? Seçim konuşmanızı hazırladınız mı? Nana nerede? Arkadaşına gitti. Uçarak mı? Hep aşağıdaydım. Gittiğini görmedim. Evet, balkondan böyle uçarak gitti. Cik 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 diye, tamam mı? Bu kurumuş nilüfer yapraklarıyla yapmış olduğum çay seni rahatlatacak. İç bakalım. Çektiğim bu acı iyi gelebilecek bir iksir olsaydı. Ah nerede? Aşk acısına iyi gelecek iksiri daha kimse yapamadı. Olsa ben kaç kere kendim içmiştim. Bunun tek çaresi zamanla. Şimdi biraz daha iyiyim. Burada olmak evimdeymişim gibi hissettirdi kendimi. Ya nasılmış Nana Hanım? Sen zaten insan olamadan pes edip geri döneceksin zaten. Ah, kendi derdime daldım. Prens Sargis'i unuttum bak Kulina. Aa, bu kadar olur. Ben de bugün bütün gün onu düşündüm. Ha. Nereden buldun bunu Nana? Yağmur'a bir arkadaşı vermiş. Şu işe bak. Şoker Şapşalı da Oyuncaklar Denizi'nden onun zırhını bulmuş. Şapşalı göreceksiniz siz. Hatırlıyor musun? Prens Sargis ne hoş bir adamdı. Ne var? Ben baş biriyim diye böyle şeyler söyleyemez miyim yani? Hem senin de ona karşı ilgisiz olmadığın bilmediğimi sanma Nana. Ne? Ben mi? Ben? Hiç de değil. Hem ben o zaman insan olma iksirini içmemiştim. Hem aşk nedir bilmiyordum. Canım aşktan söz etmiyorum. Ondan etkilendiğinden bahsediyorum. Ben aşk kadınım, hiç benden kaçar mı böyle şeyler? Böyle Nanacığım, gülmek sana çok yakışıyor. Sakın bir daha üzgün olduğunu görmeyeyim. İyi ki gelmişim. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kulina, bu pijama partisi çok güzelmiş. Bir şey mi oldu? Hani diyorum ki prens canlansa, bir zamanlar burada olduğu gibi dünyaya gidip hoş ve romantik günler geçirsen onunla, eminim bu sana çok iyi gelir Nana. Ama onun canlanması mümkün mü? Yani daha zamanı gelmedi ki. Onu ben buraya getirdim sonuçta. Sonra Hakan. Çok komiksin Nana. Sen insan olmayı öğreniyorsun ama kadın olmayı bilemiyorsun daha. Ayol Hakan günlü güne diyor. Sanki onun umurunda mısın? Biraz hoşça vakit geçirsen ne olur ha? Bunda bir kötülük yok ki. Peki prensin insan kılığında dünyaya geldiğini duyarsa konsey ne der, söyler misin? Ya bak bunu düşünmemiştim. Aslında Prens Sargis şöyle eskisi gibi bana ne kadar güzel, ne kadar çekici olduğum konusunda iltifatlar yağdırsa hiç de fena olmazdı hani. Moralim düzelirdi. Ha şöyle, keyfin yerine geliyor bakıyorum. Hadi kalk. Kalk kalk. Nereye? Nereye? Hı? Hazır keyfin yerine gelmişken Luna Park'a eğlenmeye hadi. Hadi. Demek Prens Sargis'le sevgili Nana yeniden karşılaşsalar iyi olacak, öyle mi? Aha. Kuralları çiğnemenin bana göre bir sakıncası yok. Nana'nın başını derde sokmak için her yol mübah. Güzel. Güzel.
Lütfen anacığım. Yakında prensine kavuşacaksın. Hiç Şoker amcan senin böyle acı çekmene razı olur mu? Kim var orada? Sen de kimsin? Ben şey... Aa, bir dakika. Sen şu ukala prens Sergis'in yanındaki kaçık pütür değil misin? Prensim hakkında böyle konuşamaz. Konuşursam ne olurmuş ha? Şu işe bak. Tesadüfün böyledi. Senin ne işin var burada? Çatlak uşak. Hiç. İçimden bir ses. Efendim Prens Sergis'in dünyadaki zamanı tamamlayıp oyuncaklar dünyasına geldiğini söyledi. Ben de ona bakmak için gelmiştim. Hah. Onu gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Hah. Hayır. İyi o zaman. Ben Kırmızı Orman'daki sıkıcı hayatıma geri döneyim bari. Bir dakika. Çok mu özledim prensini? O benim soylu efendimdir. Benimle yakından ilgilenen tek kişidir. Onsuz bir içim, bir içim, bir içim, bir içim, bir içim. Of. Buradaki hayatım çok sıkıcı. Yazık sana. Gerçekten. Vıcu vıcu vıcu. Bu halin çok dokundu bana. Sana bir iyilik yapmaya karar verdim. Gel benimle. Film aleti. Usundursana. Hadi ama. Kaç saat oldu? Ne yaptığını söylemeyecek misin? Ben bu saatten sonra Kırmızı Orman'a gidemem ki. İyi ya. Burada kalırsın. Senin için harika bir sürprizim var diyorum. Ha? Sen durmadan mızmızlanıyorsun. Biraz sabırlı olsana. Top kafa. Yaptığım şey için elimi öpeceksin. Evet. Bu işlerde Kulina'dan da o bilgin olacak çok bilmemişten de iyiyim. Kimse elime su dökemez. Şeye de koyalım biraz. Tamam. Ama bu... Top kafa. Ne zannettin? Bu biricik arkadaşın Prens Sergis. Daha doğrusu onun oyuncak hali. Şimdi onu yeniden bir bedene kavuşturacağız. Sahi mi? Sen çok mükemmel birisin. Öyleyim. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çekil şuradan be. Kokuyorsun. Öyle mi? Çekil şuradan. Burnumun direği kırıldı. Bunu var ya, adama babası bile yapmaz. Bu elimi de unutma. Bundan sonra siz de benim efendimsiniz. Bu da amma köler oldu çıktı ya. Tamam tamam. Prens Sergis. Ne oldu bana? Neredeyim? Döndünüz efendim. Döndünüz. Nihayet döndünüz. Pütür, kokuyorsun. Evet efendim. Sizin hasretinizden. Planım mükemmel işliyor. Demek sonunda oyuncaklar dünyasına geldim. Evet Azizadem. Nasıl oldu anlamadım ama. Bunun için saygıdeğer Şoker'in büyük yardımı oldu. Merak etme sevgili dostum. Sana her şeyi anlatacağım. İşte böyle kardeşim. Kulina'nın oyunu böylece ortaya çıktı işte. Ya? Ya. Hı hı. İyi de Kulina neden böyle bir şey yapsın ki? Kıskançlık azizim. Doğru mu? Doğru. Senin yakışıklılığın onun başını döndürmüştü. Değil mi? Doğru. Ha. Nana'ya olan ilgini kıskandığı için de dünyadaki sahibinin üzüldüğü yalanını atıp seni dünyaya gönderdi işte. Doğru mu? Doğru. Ama... Dahası var. Nana'nın aklına girip onu da insan olmaya ikna etti ve dünyaya gönderdi. Doğru mu? Doğru. Ya.
İçirdiği iksir yüzünden Nana'nın kafası çok karıştı. Doğru mu? Doğru. Sana olan ilgisini bile hatırlamıyor. Doğru mu? Doğru. Ya. Ya. Ha? Dünyaya kendi isteğiyle gittiğini düşünüyor. Doğru mu? Doğru. Ya. Yani Nana'nın bana ilgisi mi vardı? Ha, hem de nasıl? Oyuncaklar aşık olamıyor biliyorsun. Ha? Aslında o biraz da sana aşık olabilmek için dünyaya gitmek istedi. Doğru mu? Doğru. Ya. Ya. Ama sen Kulna yüzünden bir türlü oyuncak olmaktan kurtulamadın. Doğru mu? Doğru. Ya. Ya. Peki şimdi ne durumda Nana? Dünyada insan olmasına çok az kaldı. Sürekli seni düşünüyor. Tabii senin aşkınla sonsuz bir acı çekiyor. Doğru mu? Doğru. 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 Ya. Ya. Peki sen bunları nereden biliyorsun? Biz çok yakınız. Sürekli dertleşiyoruz. Tabii Kulna görmediği zamanlarda. Demek Kulna bu kadar değişti ha? Sorma. O kötü ruhlu bir yılana dönüştü. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Merak etme dostum. Onun hakkından birlikte geleceğiz. Ama önce Nana'nın yanına gitmek istemez misin? Ha? Bu halimle dünyaya inebilir miyim? Sen o işi bana bırak. Şimdi hemen dünyaya gitme iksirini hazırlayıveririm. Doğru mu? Doğru. Yalnız ne olur ne olmaz o zamana kadar sakın Kulna'ya görünme ki işlerimizi bozmaya kalkmasın. Doğru mu? Doğru. Ya. Pütür. 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 Alo. Bu da bizim kurşun asker gibi. Alo, Topkapı kalksana. Efendim Şoker. Sergis nerede? Buradaydı. Gitmiş mi? Of, tam bir sersemsin. Yok işte. Eğer aptalca bir şey yaparsa bütün planın mahvolur. Mahvolur, 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 mahvolur. Plan mı? Ne planı? Anlamadın mı hala şaşkolos? Ben Nana ile onu bir araya getirmeye çalışıyorum. Ha ya. Demek beni Nana'dan uzaklaştırmak için tekrar dünyaya gönderdin ha? Şu anda seninle hesaplaşmayı çok isterdim ama Nana'nın yanına gitmem gerekiyor. Sen de kimsin? Cevap versene. İmdat Kulna, uyan, uyan. Ne oldu Çenebaz, ne var? Kocaman bir kılıçla başında duruyordu. Ben bağırınca kaçtı Kulna. Ay ödüm çıktıdı ya. İyi ama bunu bana kim yapabilir ki? Ah bir bilsem. Ah prens. Prens Sergis. Nerede bu sersem? Her şeyi mahvedecek. Sen benim prensime sersem diyemez, 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 diyemez. Yok ya, öyle bir derim ki sersem, sersem, sersem. Dedim, hem de 3 kere dedin. 3 de derim, 5 de derim ha. Sersem işte. Şoker. Neredesin gözüm ya? Yani neredesin sevgili prensim? Hadi. Dünyaya gitme iksiri hazır. Ya ben. Hayır Pütür, sen burada kalıyorsun. Evet, burada kalıyorsun. Evet. Aman efendim. Yapmayın etmeyin. Yıllar sonra kavuştuk birbirimize. Bu sadık hizmetkarınızı burada böyle bırakmayın. Hem bakarsınız oralarda size bir faydam olur. Of, amma konuştun. İç bakalım şuna. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Siz de için. Hadi, hazır mıyız? Nana burada mı yaşıyor? Evet. Neyse, ben sizi baş başa bırakayım. Oyuncaklar dünyasında çok işim var. Hem Kulna yok olduğumu öğrenirse çok büyük ceza verir. En son ayaklarımdan asmıştı beni. Hadi bay bay. Thank you.
Geldim, geldim. Aa, ne oluyor? Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi şöyle alayım. Ne oluyor evladım? Neye baktınız? Oğlum deli misiniz siz ha? Makbuş. Kim geldi? Deli. Nana. Nana, değerli prensesim. Nihayet size kavuştum. Prens Hargis, ne işin var burada? Bu çok uzun bir hikaye. Konuşmak için bol bol vaktimiz olacak. Ama senin için geldim Nana. Şimdi bu bir prens mi yani? Ne sandın ihtiyar? Seni bu hayattan kurtarmaya geldim. Hadi hazırlan, hemen gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Nereye? Ayrıca ben buradan ayrılamam. Başına gelenleri biliyorum. Şu an hiçbir şey hatırlamaman çok normal. Korkma, seni kurtaracağım. Pütür, koş bize bir at bul. Başüstüne efendim. At mı? Burada nereden at bulabilirim? Bunlar şaşırmış ayol. Seni burada zorla tuttuklarını biliyorum ben. Hayır canım, bu doğru değil. Bu ihtiyardan mı korkuyorsun? Merak etme. Artık sana hiç kimse bir şey yapamaz. Ben yanındayım. Pütür, bizi yalnız bırakın. Başüstüne efendim. Yürü bakalım ihtiyar. Hayır, bırak beni. Yürü gidelim. Bırak diyorum sana. Hadi, yürü bakalım. Evladım bırak. Hadi. Aa, sen kokuyorsun. İksir içtim ondan. Hayır, hadi, hadi, hadi. Evet, artık korkmana gerek yok. Bana her şeyi anlatabilirsin. Ne anlatayım? Ben insan olmayı diledim. Burada bir ailenin yanında kalıyorum. O kadın da benim dünyada oyuncak yer sahibimdi. Bu evde çocuklara bakıyorum. Tam düşündüğüm gibi. Seni köle yapmışlar. Hayır canım, böyle bir şey yok. Tabii bunun da farkında değilsin. Bak Sargis, seni gördüğüme çok sevindim ama... Nana, ben her şeyi biliyorum. Ne olur yorma kendini. Seni buradan kurtaracağım. Sen benim için çok önemlisin. Sana karşı hislerim o kadar derin ki. Prens Sargis, geçen onca zamandan sonra hala çok yakışıklısın. Sen de çok güzelsin prensesim. İyi de ben prenses değilim ki. Alt tarafı bir bez bebeğim, unuttun mu? Sen benim hep prensesimdin. Ay ne güzel sözler. Aa, bak tavayı kafana yiyeceksin şimdi ha. Ne oldu Makbuş? Ay, bu her şeyi ağzına götürüyor ayol. Şimdi de deterjanı içti. Dur sen dur. Yardımcımın verdiği zararı ödemek isterim ki. Ay bu altı. Asla bir kese daha iyi. Yoksa aklınız hala Nana'da mı? Hayır. Benim için o konu kapandı. Ama Şoker denen o serseme inanmış olduğum için kendime çok kızıyorum. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Öyle bir ceza vereceğim ki asla unutamayacağım. Anneciğim. Artık sonun geldi Şoker. Çok tırsıyorum ben. Bu prens sergisinin gazabından nasıl kurtulacağım ben? Bir türlü sakinleşmiyor. Dünyaya gitmeme de kule izin vermiyor. Tam kapana kısıldım. Saksıyı çalıştırmalıyım. Evet, buldum. Eğer başka birinin görüntüsüne bürünürsem, Prens Sargis beni tanıyamaz. Böylece ondan kurtulurum. Evet. Bakalım, görüntü değiştirme iksirinin formülü neredeymiş? Bunlarda da yok. İşte buradaymış. Önce kendime nasıl bir tip bulacağıma karar vermeliyim. Bu dişli. Bu tip sizin teki. Bunun suratı çok aptal. Bunun ibiği var. Of. Yani görüntümü değiştireceksem hiç olmazsa Brad Pitt ya da George Clooney gibi bir şey olayım bari. Bu da ne böyle? Neler oluyor? Tırsam mı acaba? Bu da kim böyle?
Zamanın bekçisi Kandor. Asla serbest bırakılmamalıdır. Eğer serbest kalırsa bütün evrendeki varlıkların bedenlerindeki enerjiyi çalmak için harekete geçecektir. Ha, bu yeşim taşı onu bu kitabın içine güvenli olarak hapsetmiştir. Bu taşa dokunulmaması gerekmektedir. Ay. Bu taşa mı dokunulmaması gerekiyor? Ha? Ay. Evet, bu taşa. Ne demek bu taşa dokunulmaması gerekiyor? Dokunulursa ne olur acaba? Beni serbest bırak, sana sonsuz bir güç sağlayayım. Anneciğim, bu da ne? Beni serbest bırak, sana sonsuz bir güç sağlayayım. Nasıl yani? Yani seni serbest bırakırsam bana sonsuz bir güç mü vereceksin? Bundan emin olabilirsin. Vay be, şans kapıyı çalınca sonsuz bir gücüm olursa dünyaya gidebilirim ve Sheri ile evlenebilirim. Hem zavallı bir ihtiyardan ne zarar gelebilir ki? Tamam ihtiyar. İhtiyar. Seni serbest bırakacağım. Serbest diyorum ha. Sözünü unutma. Hadi çabuk ol. Yıllardır burada sıkıntıdan patladım. Tamam tamam, çene yapma. Dokunalım bakalım. Beni bak. Sonunda. O kadar uzun zamandır bu anı bekliyordum ki. Hadi. Şimdi bana verdiğin sözü tut bakalım. Ne sözü? Bana bak ihtiyar. Bana bunak numarası yapma sakın. Yoksa seni var ya, o kitaba tekrar hapsederim. Tamam. Sinirlenme. Sinirlenmiyorum. Ben sakin bir adamım. Hadi. Bekliyorum. Hadi ver bakalım. Başla. Ne oluyor be? Bana ne oldu böyle? Kendimi çok güçsüz hissediyorum. Bana ne yaptınız? Tabii ki enerjini alarak senin görüntüne büründüm sersem. Herkesin enerjisini alacağım. Böylece giderek gençleşeceğim. Eski genç ve güçlü halime kavuşacağım. Yardım edin bana. Çok bitkinim. Her şey için çok geç palyaço. Çok geç. İhtiyar ya. Sen bana benzemeye başladın ha.